Kültür Sanat, Nearest Bank'ın katkılarıyla yayınlanmaktadır. Nearest Bank. Barışa ve dostluğa açılan penceremiz Kültür Sanat'tan merhaba. Sanatın ve insanın aydınlığına hoş geldiniz. Sanatçı Serap Kanay'ın Bakmak isimli sergisi 12-18 Şubat tarihleri arasında Rüstem Ana Galeri'de izleyiciyle buluştu. Bakmanın ortaya çıkardıklarını konuşmak üzere Sayın Serap Kanay bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Konuşmamıza sizin Bakmak sergisiyle ilgili bir yazınızın finalinde söylediğiniz cümleyle başlamak istiyorum. Sanıyorum o her şeyin kapısını açacak bu meseleyle ilgili. İşte her şeyi ortaya koydum. Yine öteki oldum. Gelin bakın bakalım diyorsunuz. Evet. Doğru mu? Tam emin değilim. Ama evet. Böyle bir cümleyle evet. Bitiyor ve yazınız çok hoş. Ama yazının sonundaki bu cümlede her şeyi aslında özetliyor bir taraftan. Öteki olmak, serginin amacı tercihen öteki olduğunuzun altını çizen bir şey. Çok zor ve çok ilginç bir araştırma aslında bakmak. Evet. Sizi dinliyoruz. Teşekkürler. Öncelikle bakmak değil, bakma. 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 Affedersiniz. Ha, bakmadır. Çünkü orada... Nasıl söylediğinize bakma, bağlı evet. Olarak bakma doğru. İşlemini gerçekleştirmek, bakmamak yani bakmama konusunda emir almanız, bir de kendine bakmanız. Bakma, bakma. Olabilir. Bakma yani. Da olabilir. Bakma. Bakma, bir de kendinize bakma. Bütün bunların hepsini içinde barındırsın istedim. Öteki olmaya gelince aslında önceleri çok zorlandığım bir kavramdı. Ve zaten daha önce de söyledim bunu. Oradan yola çıkıldı en başlarında. Kendimi tanımlamak ihtiyacını duydum. İngiltere'deyken bir forma doldururken sağlık sisteminden yararlanmak için. Orada böyle etnik kökeninizle ilgili kimsiniz diye ayrı kategoriler var. Oradan birisini tiklemem gerekiyordu. Ve ben kendimi orada görmedim. Orada benimle muhatap olan karşıdaki insan da dedi ki işte... Other var. Öteki var yani. Dedim ben öteki değilim. Ne için ben ötekiyi tikleyeyim buraya dedim. Kadın da dedi ki siz söyleyin nesiniz, kendinizi nasıl tanımlarsınız. Ben de onun üzerine bu formaya geçirttireceğim ondan sonra dedi. Ve yarım saat ben böyle uğraştım. Bu ben kimim, nasıl tanımlarım kendimi diye. Ve o zaman dediğim daha sonraları işte... Afrika kökenli Kıbrıslıların araştırmasına yol açan kendi ilk tanımlamam Türkçe konuşan siyah Kıbrıslı olarak oldu. Çünkü o teki kelimesini hiç beğenmediydim. O kimdir? Yani hiçbiri gibi geldiydi bana. Ve yıllarca işte bu Türkçe konuşan siyah Kıbrıslı'yla kaldım. Daha sonra araştırmam ilerledik. Sonra şeyde Afrika kökenli Kıbrıslılarla ilgili adını değiştirip Afrika kökenli Kıbrıslılar, İngilizce'de de Afrika heritage olanı yani African Heritage Cypriots olarak geçer onda da. Ve daha iyi böyle alıştım gibi. Hala daha garip hissedim aslında burada yaşamaya başladıktan sonra 2000 yılında. Ama beni bakmaya getiren aslında bir sürü olay ve yaşadıklarımdan dolayı benim öteki olarak algılandığımı görüyorum. Ve buradaki standartlara bakarsanız, buradaki yaşam normlarına bakarsanız, özellikle yalnız yaşayan kadının yaşamak zorunda kaldığı şartlara bakarsanız, ötekileştirilmişiz aslında. Bir sürü açıdan. Evet. O yüzden de ona sahip çıkmak daha güçlü kılıyor beni diye düşünüyorum. Başta sizin tercih etmediğiniz ya da öteki değilim başka bir şey evet. arayışının sonucu sizi ötekiliği
bir aslında toplumsal bir soruşturmaya dönüştüren, tercih edilir bir noktaya getiriyor. Öyle oldu, öyle oldu. Çünkü daha geçen yıl falan sanırım böyle yeni bir şey kullanılıyor. İşte marjinalsiniz, marjinalsiniz kelimesi. O da sevmediğim bir kelime aslında. Ama ötekiliğin içinde her şey var. Ya da insanlar ötekiyi marjinal görüyor ya da marjinali öteki görüyor. Artık nasıldır görüş aslında bilmiyorum. Aslında evet, marjinal de bir ötekileştirme kavramı. Aynen, yani. Aynen. Yani ben hatta derim böyle iyi bir şey mi kötü bir şey mi senin bu şimdi bana marjinal demen hangi anlamda söylüyorsun bunu falan diye de sorgularım aslında. O yüzden ama yazıyı okudunuz dediniz. O evet. Yazıda ve bu projeyle bu çalışmayla anlatmak istediğimde öteki olmak çok önemli bir konu. Yani öteki olmuş durumda bulunmak ve onunla yüzleşmeniz gerekmesi ki zaten yazının başlığı da yanılma yanılsama yüzleşme. Yani bir yüzleşme var. Ben kendim yüzleşiyorum ama çağrımdır, gene yazıda var. Çağrımdır toplumun da yüzleşmesi gereken bir durumdayız şu anda. O yüzden ötekileştirilmiş durumda olduğumu kabul ediyorum ve ötekiyim diyorum. Bakmayla zaten toplumu da aslında kendiyle yüzleşmeye davet ediyorsunuz. Aynen. Değil mi? Evet. Bu sadece bir sergi değil çünkü bir araştırma aslında. Evet. Çok ciddi bir toplumsal ayna tutuş ki sanatın aslında en önemli işlevlerinden evet. birini yerine getiriyorsunuz ama aynı zamanda sosyal de bir araştırma. Evet. Yani sosyal evet. bilimler açısından da çok değerli bir araştırma. Evet. Bakma ya da bakma neye ayna tutuyor toplumumuzda? Neyi görmeyi sağlamaya çalışıyorsunuz? İlk etapta bakma ya da bakma çıplaklığa olan davranışlarımızı, çıplaklığa olan düşüncemizi yüzüstüne çıkarmak için yaptığım bir projedir. Ve başladığım ilk günden itibaren onu böyle bir sosyal, yani artık zamanı geldi, işte bu kadar zamandır yaşadıklarım ve başkalarından duyduğum yaşanılanlar, genelde gözlemlediğim bir sürü kadının, yok ki herkesin tek yaşayanın da değil, diğer kadınların da çoğumuzun başından geçen olayların, bu bakılmanın ve bakmanın rahatsızlığının gündeme gelmesini istedim. Tabii ki bu bakmanın rahatsızlığı, herhangi bir yeriniz açıksa daha da bir belirgin hale geliyor. O açıklık da neye göre tabii? Aynen. Yani aynen. O açıklık kim neye göre? Onun kim? Bakılabilir bir açıklık olduğunu mesela. Tamamen benim dediğim şey bu da. İşte diyorum ki orada eteğiniz kısadır bakılır. İşte dekolte vardır bakılır. Dardır elbise, bakılır. Giymeseydi canım o zaman gibi de bir açıklaması vardı. Böyle şeyler bakılır. Mi? Yani ve o bakışa göre de sizi belli bir kategoriye koyarlar. Ve ondan sonra gelen davranışlarda o kategorinin devamı olarak gerçekleşir. Orada dediğim başka bir şey var. İşte siz kensen olursunuz, hanımken isim olursunuz. Evet. Ve oradan hemen anlaşılıyor karşınızdakinin davranış biçiminin değiştiği, nereden karşı, baktığı, nasıl baktığı size, sizi nasıl gördüğü hemenden belli oluyor o davranışla. Ve bununla bir yüzleşmeye çağırıyorum aslında ben toplumu. Ben yüzleşiyorum. Madem ki sözde yasak, sözde tabu ama aslında sürekli yapılan bir şey, sürekli rahatsız edilerek yapılan bir şey birçoğumuzu. İşte çıplaklık, alın size çıplaklık, gelin bakın bakalım. Ve bu sadece aslında şimdi böyle sohbet ederken sanki bu kadınların maruz kaldığı erkeklerin yaptığı bir şeymiş gibi konuşuyoruz öyle gibi duyuluyor ama. Ama. evet değil mi? Aslında biz kadınlar da o sınırlar içinde hareket ediyoruz ve evet. birileri bunun doğallığı üstüne bir şey yaptığı zaman bunu belki kendimizi korumak için mi bilmiyorum ya da biz öyle değiliz ispat etmek için mi hemen erkeklerden önce biz aslında yasak koyuyoruz. Dedikodu yapıyoruz ya da işte ötekileştiriyoruz hemen bunu anlamak evet. değil yargılamak yolunu tercih evet. ediyoruz ya da kız çocuklarımızı
o adaba terbiyeye göre yetiştiriyoruz. Erkek çocuklarımızı da o beğenmediğimiz erkekler gibi olmalarına göre yetiştiriyoruz. Evet, değil mi? O yüzden çoğunlukla şey diyorum. İşte kadınlar eşlerine kızar ya da bir şey, işte erkek milleti hepsi böyle falan diye isyan edilir ya. Hep şey diyorum. Onlara kızamayız, onları yetiştiren biziz çünkü. Evet. Tamamen benim o yazımda da belirttiğim şey bu. Kesinlikle sadece erkeklerin bir şey değil. Aslında bu toplumsal bir olay. Evet. Ve toplumsal olayın arkasında cinsiyetçilik, seksizm denilen olay var. Ve seksizmin bir görüneni var, bir sessizi var, bir de içselleştirilmişi var. Evet. Ve seksizm bütün toplumu kötü şekilde, olumsuz yönde etkileyen bir durumdur. Bütün toplumlar için geçerlidir bu. Ama biz bir adalı toplumuz. Bir adanın yarısında, yarısı bile olmayan bir bölümcüğünde yaşıyoruz. Onun için herkes herkesi tanır. Buradaki normlar, işte güya ne doğrudur ya da nasıl yaşanması gerekir, daha belirgin bir şeydir. Ve birçoğunun cesareti yoktur bu belirlenen çizgilerin dışında yaşamaya. O yüzden herhangi birimiz bu çizgilerin dışında yaşarsak, bütün toplumun yargısı altında maruz kalıyoruz maalesef. Zaten devamlı izlenmekteyiz normun içinde olmadığımızdan dolayı. Ve herhangi bir şey yaptığınızda ki başkaları yapmaya cesaret edemiyor ya da işte fırsatı olmuyor ya da korkuyor. Çoğu zaman erkeklerden önce kadınlar aslında sizi engellemeye çalışıyor. Yani bir yerde bak işte 10 adım tırmandı, ben de tırmanabilirim demek ki. Demek yerine niye 10 adım yukarıdadır, ensin aşağıya acaba gibi bir fikir de var. Ama burada söz ettiğim erkeğin o bakışından olan rahatsızlık. Hem iş yerlerinde, hem evde, hem yani bulunduğunuz bütün çevrelerde. Her an aslında. Ha, mahallenizde, her yerde. Ama buna da kadının eşit şekilde suçlu olduğunu ötekileştirmede düşünüyorum ben. O işte o dedikoduyla, bu daha farklı yaşayan bir kadını dışlamayla, aralarına almamayla, gerektiği yerde kendilerine de aynı şekilde davranışa maruz kaldıkları halde o bir kadını savunmadıkları konumlarda bu olayın, böyle bu cinsiyetçiliğin devam etmesini sağlıyorlar ve o bir insanın öteki olarak kalmasını uzatıyorlar. Kesinleştiriyorlar. Kendilerini de o sınırlar içine hapsetmiş oluyorlar. O kesinlikle, evet. Bu birazcık belki de şey korkusundan aslında. 10 basamak çıktı, aslında ben de çıkabilirdim ama benim cesaretim yok. Ve korkaklığımı yüzüme vuruyorum ecikliğiyle mi acaba bazen de o dedikodu, o da aşağı insin, orada evet, durmasın. Evet. Çünkü ona her baktığımda benim korkaklığım ya da cesaret edemediğim şeyin, yapılabilir, olmaz dediğim şeyin olabilir olduğunu yüzüme vuruyor oluyor. Da etkili galiba. Evet, ikisi de var. Yani belki her nedenden dolayı cesaret edemiyor ya da koşulları tamam değildir, gidemiyor. Ama o adım aslında madem ki birisi ya da üç kişi atmıştır, demek ki atılabilecek bir adımdır bir kadın olarak. Ama ya da çok rahatsınız olduğunuz yerde, başka durumlardan, mali rahatlığınız var belki, tabii. Tercih ettiğiniz bir yaşamda yaşıyorsunuz, rahatsız edilmek istemiyorsunuz ki bu Kıbrıslılarda çok geçerlidir. Evet. Bu rahat olmayı seviyoruz. Konfor alanının bozulmasından hoşlanmıyoruz. Aynen, rahat olmayı seven bir toplumuz biz, başka toplumlardan daha çok belki de. O yüzden de niye orada durur dediğiniz gibi, orada durduk sonra benim oraya çıkmadığım daha çok belli oluyor. Düşüncesi hakim bence. Onun için yukarıdakinin aşağıya inmesini istersin. Yani birazcık yukarıda olsun ama 10 adım olmasın. 1 adım olsun belki. Ki o kadar bariz görünmesin. Hazmedilebilir bir mesafede. O kadar bariz görünmesin benim çıkmadığım. Siz 10 adımdan da fazlasını atıyorsunuz aslında. Çünkü hem kadın olarak zaten işte beden dışarıdan algılanış, taciz, varabilecek rahatsızlıklar yaşanıyor. Yani o sınırlar çok belirli ve şey diyoruz, işte giymeseydi, giydiği için o da davet ediyor, istiyor demek ki bunu falan gibi yorumlara katılıyoruz. Siz bunun da ötesine geçiyorsunuz. Bedenimizle barışmak da yasak bize. Çünkü o kapatılma ve o işte daha bebek çocukken oturma şeklimizin terbiye edilmesi, kendi beden algımız, kendi vücudumuzu algılayışımız bile toplum tarafından belirleniyor. Evet. Ve dönüp kendimize, kendi algımızla bakmamız neredeyse hayat boyu yapmadığımız bir şey. Evet. Dış gözle görüyoruz kendimizi ve o kalıp içine sokuyoruz. Siz
Bunu da aşıyorsunuz. Siz kendi bedeninize bakıyorsunuz, onu kabul ediyorsunuz ve onu budur diye ortaya koyuyorsunuz. Bu çok daha büyük bir cesaret aslında ve çok daha büyük bir yüzleşme sebebi sağlıyor bize. Evet. Peki ben, benim bedenim, ben hiç bakmadım bedenime diye bir şeyle kalıveriyor insan. O fotoğrafa baktığında ya da yazınızı okuduğunda ya da bu düşünceleri paylaşmaya başladığınızda. Hiçbir şey olmasa sadece fotoğrafa baktığınız zaman bile kafanızdan bir sürü soru geçiyor tabii. Çünkü sizin bir fotoğrafçınız yok. Yok. Modeliniz de yok. Model de fotoğrafçı da sizsiniz. Evet. Bu da tercih edilmiş bir şey. Buradan da biraz bahsedelim mi? Bu çok özellikle tercih edilmiş bir şey. Çünkü fotoğraflanmak konusunda yazılmış dünya kadar teorik yazılar var. Ve bir fotoğraf insana ne yapar? Fotoğraflanan insan nasıl hisseder? Fotoğrafçı fotoğraflarken kendini nasıl hisseder? Orada genellikle işte fotoğrafın ilk başlangıcına bakarsanız, şimdiye bile bakarsanız profesyonel olarak çalışan bir sürü kadın fotoğrafçı yoktur. Genelde fotoğrafçılar erkektirler. Erkek, çoğunlukla evet. Çoğunlukla erkektirler ve siz de onun bakışına göre ve onun istediği pozda durmak durumunda kalıyorsunuz fotoğraflanırken. Her ne kadar siz kendiniz herhangi bir poz düşünürseniz, daha modern olan günlerimizde şimdi. Ama stüdyo fotoğrafçılığını düşünün. İşte öyle bakın, böyle bakın, öyle oturun, böyle durun. Böyle şeyler var ki Susan Sontag diyor ki fotoğraf konusunda. Diyor ki fotoğraflandığınız süre içerisinde karşınızdaki fotoğrafçı sizin kendinizi göremediğiniz özel alanın içine girer ve öyle olduğu için de size sahip çıkar o an için. Ve bu çok güçlü bir şey. Yani çünkü siz kendinizi hiç o şekilde göremiyorsunuz. Ben öyle bir görüşü istemedim. O bakışa tabi tutularak durmak istemedim. Zaten bu projeye başlamam çoktan düşündüğüm bir şey olmasına rağmen tesadüfen oldu ilk fotoğrafı çekmem. Ve oradaki o çok daracık bir alanda, çok kısıtlı bir sürede. Çünkü güneş ışığıyla, güneşin odama girmesiyle oynuyorum. Odam zaten mahrem bir yer. İstemiyorum kimse gelsin ve düzeltmedim de. Dağınıklığıyla, her haliyle nasılsaydı öyle çektim. Neredeyse yarısını fotoğraflar işte birazcık çektim. İşte sırma görünüyordu, sırmayı çektim. Ondan sonra falan kabloyu kaldırdım yerinden. Ama onun dışında yani doğru saat değil, doğru mekan değil oraya başkasını alıp bana burada dur, orada dur, buraya bak, kameraya bakma falan demesi. Ve sergiyi gezerseniz göreceksiniz ben kameraya bakmadım. Hiçbir zaman bakmadım. Tek ki son fotoğrafa kadar. Ben gölgeme baktım, yansımama baktım ve oradan kendimi çektim. Önceleri elimde tutarak çektim cep telefonumu. Daha sonra işte self timer'ı öğrendim. Self timer'a koydum. Bazıları 5 saniye, bazıları 10 saniye. İşte onu koyup koşturuyorum bakayım ne kadarını görüyor onu koyduğum yerden. Sonra geri geliyorum ve ona göre tekrar tekrar bazılarını. Yani bir tane fotoğraf yakalamak için bazı gün 20 tane fotoğraf çektim mesela. İstediğim o gölgenin benim bedenimin göründüğü yerlerde bile sadece bedenimin göründüğü hiçbir fotoğraf yok. Hepsinde bir gölge var. Hepsinde bir yansıma var. O yüzden de işte orada ne görüldüğü, bakanın nereden geldiğine, onun hayat tecrübesine, onun bilgi dağarcığına, kültürüne bağlı bir şey. Bakma orada önemli. Bakma orada önemli. Bir de bakma yani. Başka türlü göreceksen bakma. Ayrıyeten demin dediğiniz işte küçükten beri belli normlar şeklinde büyütülür. Normlar içinde kız çocukları böyledir, erkek çocukları böyledir. Ve güzellik kavramları vardır bir de. Evet. Güzel kimdir? Güzel neye denir? Kime denir? Ve neredeyse hiçbir kadın kendini yeterince güzel hissetmez bence böyle tanımlamalar içerisinde, çerçevesinde. Hep çabalamamız gerekiyor. Daha başka bir şeyler yapmak lazımdır bu güzelliğe erişmek için. Yalnızdaki insanlar bile, yani siz kendinizi dünya güzeli bile hissetseniz bir gün, yalnızdaki erkekler diyorum genel olarak ama kadınlar da işte birisi geçer, başkası geçer. Aa bak ne güzel falan deyip, çok nadir erkek vardır senin başkasından daha güzel olduğunu görebilen.
diye düşünüyorum ben böyle. O yüzden de böyle bir çelişkimiz var bizim. Yani bir taraftan görüntü olarak güzel ve mükemmel olmamız gerekiyor. Öbür taraftan da aslında kendimizi sevmememiz ya da beğenmememiz öğretiliyor bize en başından beri. Yani olduğun gibi tamam değilsin. Hep eksiksin. Ha, bir şeyler yapılması gerekiyor diye var. Halbuki ben diyorum ki işte bu. Ve ben memnunum bunda. Hiçbir şey yapmaya gerek yok. Evet. Sabah kalktığım halim, gerçekten yüzümü yıkamadan çekilmiştir o fotoğraflar. bu yani. Ve en çıplak halim. Daha çıplağı yok bunun yani. Tabii siz kapitalizme de meydan okuyorsunuz. Çünkü o kendini beğenmeme hali çok para getiren bir şey. Evet. Sırf o yüzden biz sürekli ya kilo vermek ya kilo almak ya yılların izlerini yok etmek üzere bir şeyler satın almak, bir şeyleri saklamak için bir şeyler satın almak, belli şekillerde beslenmek gibi çok ciddi para harcıyoruz. Ama sizin önerdiğiniz şekilde hem toplum formlarının dışına çıkıp kendi bedenimize bakıp onu kabul edersek, hem de budur ve bu kadardır deyip yaşamaya başlarsak kapitalizm çok ciddi bir sekteye uğramaz mı sizce? Yani şimdi doğru beslenmek doğru bir şey bence. Yani beslenme konusunda hassasım ben. Hareket de gerekiyor. Ama bir de başka türlü bir bakış açısı da geliştirebiliriz bu konuda. İşte belli bir yaşa geldiniz. Bundan sonra artık zaten neysem odur ya da daha farklı görünemem ya da uğraşamam daha farklı görünmek için. Kabul edemem kendimi falan gibisinden ya da öyle. Ama ben bu yaşımda böyle görünebiliyorsam, gene o yukarı çıkmayla alakalı bir şey biraz da. Yukarı çıkmadan ama düzlemde bu. Sen de görünebilirsin demektir bu benim yaşımdayken. Yani imkansız olan bir şey değildir. Ya da işte toplum 50 yaşındaki kadını böyle görmek ister, 60 yaşındaki kadını böyle görmek ister diye bir şey yok. Ben buradayım. Kadın nasılsa öyle görünmek istiyorsa ona bakmak zorundadır toplumda. Ve bu bakmayı da o kadını rahatsız etmeden yapmak durumundadır. Rahatsız edecekse de ortaya çıkıp ben böyle bakan bir insanım demesi gerekiyor. O yüzden ben orada bakma diyorum. Bir de gelin bakın diyorum. İlginçtir. Bana özelden yazılanlar oldu. İşte Messenger'den yazılanlar oldu. Duyanlar oldu. Görmeyip görmek isteyenler oldu fotoğraflarımı. 23 kişiyken şeylerim, Instagram'ım kapalıdır benim. 400 kişim falan var. Ve 23 kişiyken işte takip etmek isteyenler ya da orada bekleyenler, bugün bakmayı unuttum, ona bakacaktım söyleyeyim diye, sergiyi açtığım gün 150 kişiydi. Bir anda artmaya başladı. Ondan sonra geçen son gördüğümde 189 kişiydi. Bugün bakmayı unuttum söyleyeyim tam kaçtır. Bu arada tabii güvenip de aldığım insanlar da var ama bıraktım sırf, hatta geçen gün birisine dedim ki alacağım ama sergi bitene kadar bunu da bu araştırmanın bir parçası olarak kullanmak istiyorum. Ne kadar artıyor insanlar sergime geldikten sonra da Instagram'ıma bakmak isteyenler. Hala daha sayı çıkıyor çünkü. Bu konuda dürüst olmak gerekiyor. Ve o mesajları gönderen insanlardan birkaç tanesi sergimi görmeye gelmediler. Mesela, bakmalarında dürüst değildirler. Onlar aslında daha dedikodu kısmıyla ilgileniyorlar. Hem dedikodu kısmıyla hem de erkekseler bedenle. Bedenle ilgilidirler ama bunu açık açık yapamıyorlar. Yani bana mesaj atabiliyorlar. Instagram'dan mesaj attılar ya da işte Messenger'den mesaj attılar. Ama kalkıp da sergiyi gelip görmediler. Ya görünmesinler diye ya gelip baktıkları bilinmesin diye. Bir de öyle bir ikiyüzlülük var. Aynen ve sergiye gelen bazı arkadaşlar da, ki bunlar benim samimi arkadaşlarım ama erkek arkadaş, yani erkek bireyler. Onlar da dedi ki biz de beğeni koymaya çekindik. Hadi birincisine koyduk falan ama sonra bir de onu fark ettim. Gün geçtikçe beğeni sayısı düştü. Sonra tekrar bir çıkışa geçti. Sonra gene bir böyle düştü. Ve onu fark ettim. İnsanlar orada beğeni koymaya bile çekindiler. O 400 kişi görür de işte Ayşe gene beğendi, Hasan gene beğendi, Hüseyin gene beğendi lafı edilebilecek diye beğeni koymaktan çekinenler de var. Ve bunu şimdi söylüyorlar. Bu bile başlı başına yani bu aslında kadar bir ikiyüzlük ya da ne bileyim farklı baskı, aslında toplumsal baskı yani kendi üzerimizde oluşturdu. Bunlarla yüzleşmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bunlar hiçbirimiz için faydalı durumlar değil. Tabii ki.
kendimizle barışmadıkça birbirimizle de barışamayız. O evet, zaman yani bunlar önemli. Ve evet, sosyal, yani zaten orada diyorum ki iki tarafı var, iki açısı var. Tabii bir sanatçıyım ama aynı zamanda kendimi sosyal yorumcu olarak da tanımlıyorum. Yaptığım işlerin çoğunda zaten bir sosyal yönüne bakıyorum. Bu toplumda konuşulmayan şeylerin su yüzüne çıkarılıp konuşulur hale getirilmesini istiyorum. Afrika kökenlilerde de bu aynı şekilde oldu. İşte herkes birini tanır ama bu konuştuğumuz bir mesele değil, yok biz ayrı bir şey görmüyoruz falan hikayeleri orada da. Burada da aynı şekilde, yani dürüst olalım, çıkalım bu konuyu konuşalım. Yapamayacaksak yapamıyoruz diyelim. Ama böyle gizlinden, kaçamak bakışlardan ya da karşındakini rahatsız edecek, yapma dediğinde hala yapmaya devam edecek şekilde yapmayalım. Bu arada Instagram hesabınızda 28 gün yayın yaptınız değil mi? Evet. Bu da aslında tercih edilmiş bir tesadüfi bir şey değil. Yok. 28 gün özellikle tercih edilmiş. Evet. İlk etapta şimdi çıplak kadın resimlerini sayesinde kapitalist dünyada çok satan takvimler var. Mesela Playboy takvimi. Ve böyle incecik, güpgüzel kadınları, genç kadınları belirlenen normlarda güzel sayılan kadınları koyar. Hepimizin öyle olması zorunluymuş gibi lanse edilen. Evet, tamamen öyle. Ben ilk etapta onu düşündüm. Böyle bir takvim gibi düşünce olsun, o takvimlere de bir gönderme olsun. İşte ben stüdyoda başka fotoğrafçı tarafından çekilmiyorum. Kendim işte düzenlenmemiş bir odada kurgulamadan sabah ışığında çekiyorum. Işıklarım yok, her şeyi güzel göstersin falan. Daha sonra dedim aslında niye ben 30 gün yapacağım? Ben feminist bir kadınım. Hem feminist hem feminin takvim vardır. 28 gündür ve 13 aydır. 12 ay yerine. Gökyüzündeki ayla ve aynı zamanda bizim doğurganlığımızın simgesi olan aylık kanamamızla bağlantılı olan 28 günümüz vardır. Ve bu kadın olmamızın çok belirgin bir göstergesidir kadın olduğumuzun. O yüzden de dedim hayır, 30 gün değil. Çünkü 30 gün de bir erkeklerin karar verdiği bir döngü aslında. Değil mi? Niye biz doğa takvimine göre gitmiyoruz? O yüzden de dedim ki 28 gün bu takvime bağlantı olarak 28 gün için çektim. Öyle bir rast geldi aslında, dolunaydan dolunaya. Tesadüfen. Tesadüf, o tesadüf. Çünkü ilk fotoğraf tesadüfen başladı ama sonra baktım aşağı yukarı dolunaydan dolunaya. Demek ki doğada sizinle uyumlu bir şekilde ya da siz doğayla son derece uyumlu bir şekilde sürdürdünüz. Bilinçaltından böyle bir şey çıktı. Bence bu çok önemli. Çünkü doğaya karşı çıktığımız sürece kaybediyoruz biz. Yani her şeyin daha doğalı, zaten fotoğraflardaki hal de o. Her şeyin daha doğalı, daha olduğu gibi olanı daha makbul bence. Ve daha geçerli, daha çok yaşayacak durum. Daha uyumlu ve daha sakin, huzurlu yaşamamızı sağlayan şey de aslında. Evet. Doğayla ne kadar uyumlu olursak birbirimizle, kendimizle de daha barışık, daha uyumlu oluyoruz gibi geliyor bana da. Evet, evet. Fotoğraflarınızda aslında somut olarak çıplak kadın, hani Pirelli ya da işte Playboy takvimlerinden bahsettik. Sizin fotoğraflarınızın bundan çok daha farklı bir yönü var. Gölgeler kullanıyorsunuz siz. Ve bakan aslında duruma göre hiç beden görmeyebilir. Gölge görebilir ya da tamamen odadaki işte kablo demiştiniz belki, kabloyu görebilir. Ya da diğer her şeyi bir tarafa bırakıp orada bir kadın vücudu da görebilir. Bu biraz bakanın niyetine, kültürüne, bakış açısına, yaşam biçimine bağlı olarak şekillenen bir şey. Evet. Değil mi? Evet. Evet, oradaki işte o yanılma yanılsama da onunla bir bağlantılı. Yani orada gene Susan Sontag'ın dediği fotoğraf böyle yokluğun varmış gibi halidir der Susan Sontag'da. Bu da daha da onu öteye götürüyor. Fotoğraf öyledir diyor o fotoğraf için. Burada sadece gölge olan fotoğraflarda ya da sadece yansıma olan fotoğraflarda ben hiç yokum aslında. Ama gölge nedir? Gölge ışık olduğunun göstergesidir. Orada bir ışık var, ben ışıktayım ve size onu düşündürüyor ve görebilen onu görüyor. Yani görmek istediğini görüyor. Bazısı
oradaki o gölgenin bir ruh halinde olduğunu mesela görebilen var. Yorumlarımda bu var. Neredeyse işte ruhun görüntüsü gibi yorum yazanlar var. Aynı şekilde ama onu bir kadın bedeni, çıplak kadın bedeni olarak görenler var. İşte bir tanesi diyor ki memme ucu dikik görünüyor burada diye bir yorum da var. Onu görüyor. Ha, çünkü onu görebiliyor. Dediğiniz gibi karşınızdakinin kim olduğuyla alakalı. Bunu sanat olarak sunduğunuz zaman da daha da alakalı. İşte güzel midir? İşte orada çalışan, üstümde çalışan kadınlardan biri dedi ki posterdeki şey için. Burada yüzünüz güzel çıkmamış dedi Serap Hanım. Dedim yüzüm güzel çıksın diye uğraşmadım zaten. Ama sonra dedi ki ben anlamam zaten bu işlerden dedi. Yani sizin kim olduğunuzla çok alakalı. Ben fotoğrafları niye çektim? Sanatçılardan biri geldi dedi ki işte bana göre çok fotoğraf var burada. Daha az olamaz mıydı? Daha büyük olamazlar mıydı? E burası bir fotoğraf sergisi değil. Dedim ki daha az yapacak olsam ben de daha büyük yapmayı düşünürdüm. Ama bu bir günlük bir yerde. Bu bir araştırma, bir deney. Ve 28 gündür, 28 güne göre ikişer fotoğraf var her gün için. O yüzden bu kadar fotoğraf var. Bir de deney yapıyorum. Aynı ortamda, aynı ışıkla neredeyse. Onun için benzeri fotoğraflar tabii ki var. Yani gölgeme bakıyorsam aynı yere bakıyorum. Gölgem aynı yerde ya da işte birkaç sayka geçmişse ya da geç kalkmışsam biraz daha aşağıdadır gölge. Ama ortam belli. Onun için benzeyen fotoğraflar var. Bunun amacı bu. Yoksa ben güzel fotoğraf çekip koyacak olsam 10 tane de fotoğraf koyardım isterseydim. Evet, maalesef zamanımız dolmuş. Bu sohbet daha bir saat sürer bence. Konuşacak daha çok şey var çünkü. Çünkü bu çalışma sadece sanatsal anlamda değil, başta da dediğim gibi bana göre toplumsal anlamda çok büyük bir yüzleşmeye çağırıyor bizi. Evet. Kendimize bakıp kendimizi görmeye çağırıyor aslında her şeyden önce ve barışmaya çağırıyor aslında. Evet. Yüzleşelim diyorum. Toplum olarak bireylerden başlayarak gelin, bakın ve bu toplumsal cinsiyet konusunda ki dürüstlüğümüzü, nerede durduğumuzu, ilişkilerimiz konusunda nerede durduğumuzu ve kadına bakış açımızda nerede durduğumuzu hem kadın hem erkek olarak gelin bakın bakalım. Çalışmalarınızın devamını diliyorum. Toplum olarak da bir alıcı olarak da iyi çalışmalar ve teşekkürler cesaretiniz için her şeyden önce. Bize ayna tutacak kadar cesur davrandığınız için ayrıca teşekkürler ve kolaylıklar diliyorum. Ben teşekkür ederim programa konuk olduğum için. Yine bekleriz. Yakın zamanda yine buluşmak üzere. Dilerim. Sanatın ve insanın aydınlığında buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kültür Sanat, Near East Bank'ın katkılarıyla yayınlanmıştır. Near East Bank.